Hocam merhabalar. Merhabalar Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sayın katılımcılar, hoş geldiniz. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen tasarım söyleşilerinden biriyle daha karşınızdayız. Konuğumuz Akdeniz Üniversitesi'nden Doçent Doktor Harun Diler hocamız. Bu söyleşi programı içerisinde tasarımın orijinlerini, tasarımın kökenlerini konuşmaya çalışacağız. Ek olarak da biraz daha spesifik hareket ederek endüstriyel tasarım alanında devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Evet hocam, kısaca sizden bahsederek daha sonrasında sözü size bırakmak istiyorum. Doçent Doktor Harun Diler hocamız Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi, lisans, yüksek lisans ve doktora süreçlerini Ankara Gazi Üniversitesi'nde tamamlamış. Gümüşhane'de görev yapmışsınız. Evet, daha sonra bize yakın. Eyvallah, bize yakın. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapmışsınız. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi'nde. Siz Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyen olarak eğitim öğretim faaliyetlerini parantez açarak söylemem gerek. Uygulamalı olarak yürütmekte Akdeniz Üniversitesi'nin araştırma ve uygulama merkezi var. Ahşap Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Bununla ilgili küçük bir araştırma yapmaya da çalıştım. Doktora derslerim sürecinde hocam vesilesiyle de bu merkezi görmüştüm. Sosyal medyadan ve de bölgesel, yerel, ulusal basından da yaptığım araştırmalara göre Türkiye'nin farklı üniversitelerinden sürekli ziyaretçi alan bir merkez. Basında 9 farklı üniversiteden ziyaret gerçekleştirildiği söylenmekteydi. Bunun üzerine yine konuşmak isterim. Yani sizin merkeziniz üzerine ilerleyen süreçte konuşmak isterim. Yavaş yavaş sözü size bırakmak istiyorum. İsterseniz biraz kendinizden bahsedebilirsiniz veyahut sunuma geçebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tabii ki teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol Murat. Sevgili Murat. Değerli katılımcılar, hepinize merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle geldiğiniz için, katıldığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Murat Hoca'nın kısaca bahsettiği gibi ben 1968 doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin tamamını Ankara'da tamamladım. Murat'ın dediği gibi 94 yılında öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda Gümüşhane'de 4 yıl çalıştım. Daha sonra 98'de Afyon Kocatepe Banaz Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi. 2001'de Sandıklı Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi. 2004'te Afyon Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi. 2008'de de Akdeniz Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak geldim. 2013 yılında doktoramı tamamladım. 13'ten beri doktor öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor çalışıyorken halihazırda çok yeni bir süreç. Mart ayından itibaren de Allah doçentliği nasip etti. Bundan sonra yine Akdeniz Üniversitesi'nde kısmetse çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü tasarım bölümüne ait seminerler dizisi, söyleşiler dizisi olduğu için Murat'la biz tasarımın orijinleri, bu orijinler içerisinde üçüncü orijin olan temel tasarım ve endüstriyel tasarım üzerine konuşalım istedik. Çünkü Avrasya Üniversitesi'ndeki bölümleri ben Murat'la konuştum, web sayfalarını incelediğimde hem grafik var, hem iç mekan tasarımı var. Bir de bir bölüm... Moda tasarım hocam. Moda tasarımı da var. Kendisi de Murat, moda tasarımcısı. O vesileyle ders almıştı benden. Dolayısıyla bu bölümlerin ortak paydaşları, ortak ilgi alanları bizim konumuz. Çok zaman kaybetmeyelim. Müsaadenizle ben önce sunumumu açayım. Oradan ilerleyelim. Daha sonra sorularımızı cevaplayalım. Tabii hocam. Şuradan hemen sunumu görebiliyorsunuz tahmin ediyorum. Evet hocam. Tamam.
Arkadaşlar, tasarım nedir? Hepimiz tasarım programı, iyi kötü tasarımın bir parçası olan bölümlerde okuduk veya sanatın içerisindeyiz. Bununla ilgili binlerce tanım var. Her bir meslek grubu tasarımla ilgili kendi tanımını yapmış. Ancak bunun orijinaline başlamadan önce en basit tanımı olan düşünmek, tasavvur etmek, zihinde canlandırmak tanımı üzerinden yürümek lazım. Peki, düşünmek işi, bu zihinde canlandırma, tasavvur etme işi ne zaman başlamıştır? Literatürde bunun başlangıcı ile ilgili 4 tane kavramdan bahsediliyor. Ben katılımcılardan bazıları, benim öğrencilerim isimleri gördüm. Doğaçlama anlatmayı çok severim. Aslında tasarımın orijinlerini anlatırken günümüzde yeni bir kavram olan Endüstri 4 kavramıyla da ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü bu orijinler aynı zamanda Endüstri 1, Endüstri 2, Endüstri 3 ve Endüstri 4 dönemlerini de kapsıyor. Yani sanat ve tasarım birbirinden ayrı değil. Endüstri ve tasarım birbirinden ayrı değil. Her şey birbirinin iç içine girmiş. Tabii ki literatürde, okullarda bu ayrıştırmaların çok iyi yapılması gerekiyor. Spesifik anlatılıyor. Oysa ki bizim gayemiz yine derslerimizde bütünü görebilmek, bütünleştirmek. Bunu yapabildiğimiz zaman daha güzel tasarımlar ya da eserler çıkartabiliyoruz. Tasarımın orijinleriyle ilgili 4 orijinden birincisi, evren bir tasarımdır, Allah tasarlayandır. Birinci görüş budur. Bu görüşte İslam mutasavvıfları, Hristiyan felsefeciler örnek veriyorlar. Diyorlar ki varlıkların üzerindeki mükemmel özellikler tesadüfle açıklanamaz. Bir tasarımcı vardır. Yine örnek olarak ekolojik sistem, gezegenlerin hareketleri, karbon elementi, yıldızların hareketleri gibi insan vücudu, bunun DNA'ları, şundan bundan birçok örnek veriyorlar. İkinci orijin ise insandır. İnsan bir şekilde yeryüzüne gelmiştir. İster Adem'den gelsin, ister maymundan gelsin. Neye inanırsak inanalım, dünyaya geldikten sonra insan yaşamını devam ettirmek için kendi ihtiyacı olan araç, gereç, donanım, tuzak, barınak gibi bütün her şeyi tasarlamıştır. İşte insanın bu dönemde tasarımlarını, o araçları, gereçleri, tuzakları, barınakları yaparken kullandığı ilk aletler de Endüstri 1 dönemidir. Bu dönemde insan kendi uzuvlarından, elleri, bilgisi, aklının dışında bir takım aletler kullanmıştır. Araçlar kullanmıştır. Kazmadır, çekiştir, kürektir. Genelde el aletleridir. Bu dönem Endüstri 1 dönemidir. Bu dönemde insan zekası, alet yapabilme yeteneği sayesinde doğaya karşı koymaya çalışmış. Kapasitesinde gördüğü eksiklikleri yaptığı araçlarla gidermeye çalışmış. Yürüyemediği için tekerleği icat etmiş uzun süre. İşte ateşi icat etmiş vesaire. İlkel insan ilk barınakları da yapmış. Aslında bizim mobilya dekorasyon, ben aynı zamanda mobilya dekorasyon hocasıyım. İnsanlık tarihinin en eski 2 mesleğinden bir tanesidir diye ifade ediyoruz. Çünkü ilkel insan barınak yapmış. Mağara içerisine girmiş. Mağaradaki yatağını yerden yukarıya taşımış. Yer ıslak, böcekler, sürüngenler var. Belli bir süre sonra kuru yapraklardan döşekler yapmış. Daha sonra da hayvan postuyla üzerine yorgan yapmış. Bu insan çok enteresan. Bir de o mağazanın duvarlarına resim yapmış. Dolayısıyla işte tasarlamak, dizayn etmek, şekil vermek, estetik kazandırmak dörtüsü ilkel insanda da var. Bugünkü insanda hala aynı şeyleri yapmaktadır. Tasarımın üçüncü orijini, bizim en çok konuşacağımız dönem, sanayi devrimi. 1919 Bauhaus. Birinci Dünya Savaşı bitti. Sadece Almanlar değil, bütün ülkeler kaybetti. Almanlar Osmanlı İmparatorluğu'yla beraber mağlup sayılsa da dünyada o kadar çok insan öldü ki, o kadar katı, ağır bir savaştı ki
Herkesin elindeki ne var ne var yandı bitti kül oldu. Almanlar İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık sürecinde bir an önce hazırlanalım, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı işgal edelim psikolojisiyle çalışmaya başladılar. Almanlar çalışırken İngiltere, Amerika, Fransa bunlar da boş durmadı. Onlar da çalıştılar. Bugün gelişmiş G8 dediğimiz ülkelerin tamamı. Bu çalışma esnasında buharın yanına elektrik, petrol, enerji olarak girdi. İktisatta Adam Smith, manuel üretimden seri üretime geçişin kurallarını iktisadi olarak Amerika'da ortaya koydu. Kitlesel üretimler başladı. Bu üretimler yapılırken ne lazımsa satılıyor veya ihtiyaç. Silah bütün ülkelere lazım. Kıyafet bütün askerlere lazım. Araç bütün askerlere lazım. Bütün ülkelere lazım. Radyo, ayakkabı. Yani çok ciddi bir insanlar için üretim başladı. Almanlar burada güzel bir tanım getirdi, güzel bir bakış getirdi. İyi de yaptıklarımız güzel mi? Bir de bunlara sanatçılar, tasarımcılar baksın. Onlar da bu işlerin üzerinde eğilsinler. Daha güzel, daha estetik olsun. Oysa ki bu döneme kadar sanatçılar, tasarımcılar sadece krallar için ya da zenginler için çalışıyordu. Yapmış oldukları eserler ya saraylarda ya da zenginlerin şatolarında konumlandırılıyordu. Almanlar İnsanların kullanacağı araç ve gereçleri tasarımcılar tasarlasın, sanatçılar buna baksın diye Bauhaus tasarım okullarını kurdular. Ve felsefe şuydu, insanlar için tasarım, toplum için tasarım. Dolayısıyla bunların daha estetik olması için de çok değişik metodolojiler geliştirdiler. Ya dediler, 15-16 tane Yahudi, Yahudileri bu ara iyi anlıyoruz Filistin'den dolayı. Siyaset reklamı da yapayım bu arada. İsrail ben de kınıyorum. Dolayısıyla bu Yahudiler, zeki insanlar, bu tasarımı nasıl yapacaklarına dair mimarlar, sanatçılar bir ekol geliştirelim dediler. Biri dedi ki, gotik stili baz alalım. Gotik çok sağlam, kabahatlere sahiptir. Almanlar da sağlam iş yaparlar. Öteki itiraz etti ki barok tarzını baz alalım. Barok daha ihtişamlı, şaşalı, güzel süslemeleri olan gösterişli bir stil. Bir başka da kafa dedi ki neden Rönesans'ı baz almıyoruz? Daha yenilikçi, daha modern olsun. Herhalde bu Yahudi gruplardan bir tanesi Karadenizliymiş. Ya arkadaşlar tartışmayalım, organize olalım demişler. O organizasyon içerisinde bu tasarım nasıl yapılır? Tek tek yazalım. Neyle yapılır? Tek tek yazalım deyip temel tasarım elemanlarını yazmışlar. Bu elemanlar nasıl kullanılır diye gözden geçirip ilkeleri yazmışlar. Bunları birbirleriyle ilişkilendirip her şeyi tasarlayalım demişler. Ve hakikaten de bunu yapmışlar. Hali hazırda günümüze kadar bu ekol gelmiştir. Tasarımın dördüncü orijini arkadaşlar 21. yüzyıllar. Bugün tasarımın kitabı yok, kuralı yok. Bu orijinde 80'li yıllarda başladı. Ütopik örneği nedir? Burç Al Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmış bir oteldir. Otelin merdiven trabzanları, çok çok affedersiniz, klozet musluklarına kadar altın. Diyorsunuz ki ne alaka? Arap size ne diyor? Param var. Canım istiyor diyor. Yani ne karışıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu orijinden sonra tasarım tamamen endüstrinin içerisine girdi. Ve insanları nasıl etkileyebilir? Daha çok nasıl satılabilir? Sürecine girdi. Daha farklı nasıl satarız? Endüstri bir dönemi ilk makinalardı. 1919 Bauhaus sanayi devrimiyle ilk makinalar kullanıldı. Fabrika kitlesel üretimine geçildi. Burası da Endüstri 2 idi. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 1980'lerde Endüstri 3 dönemine geldik. Yani kullandığımız araç, gereç, makineler
artık sensörlerle, bilgisayarlarla, akıllı zekayla işlemler başlamış. Dolayısıyla bu işlemler yapılırken daha çok satmak hedefleniyordu. Endüstri 4, bakın 80'li yıllardan 90'lı yılların sonu 2000'li yıllarda hemen arkasında geldi. Endüstri 4'te nesnelerin interneti kavramını getirdik. Şu örneği vermek istiyorum. Reklam yapayım. Kendi aracım Endüstri 3. Yani arabamda sensörler var. Lastik basıncı düşünce uyarı veriyor. Yağmur yağınca silecekler kendiliğinden çalışıyor. Ya da bir tünele girdiğiniz zaman farlar otomatikman yanıyor. Bu güzel bir araba. Endüstri 2'deki arabada hiç bu uyarılar yoktu. Yani bizim kendi yerli üretimimiz Anadolu, Doğan, Renault gibi araçlar dümdüz gidiyordu. Endüstri 4'te ise bu sensörlerin içerisine nesnelerin interneti dediğimiz yapay zeka geldi. Yani araç artık kendi kendini yönetiyor. Yağ bakım zamanı geldiği zaman hem uyarı veriyor hem servisi arayıp randevu alıyor. Diyor ki servise gitmeniz lazım. Endüstri 4'teki araç otoparktan çıkarak sizi kapıya kadar alabiliyor. Eve yaklaştığı zaman eve bir sinyal gönderiyor. Endüstri 4 ev diyor ki sahip geliyor. Panjurları kaldıralım, klimaları açalım, kahve makinesi çalışsın. Nesnelerin interneti dediğimiz kavram ne yapıyor? Daha akıllı, her şeyi yönetiyor. Burada tehlikeli bir düşünce toplumda tartışıyor. Bilgisayarlar hayatımızın içine mi giriyor? Hayatımızı ele mi geçiriyor? Oysa ki bütün dava satmak arkadaşlar. Daha çok satmak. Herkese satmak. Aslında Endüstri 3 döneminde sensörlerle, bir takım sivişlerle dünyaya o kadar çok sattılar ki bu satışın merkezi de Almanya oldu. Yani istediğiniz kadar telefon, iPhone satın, devreleri Siemens'e ait. Ne kadar araba satarsanız satın, bunların elektronik sistemleri Almanya'ya aittir. Bütün süreci Almanya yönetiyor. Almanya o yüzden endüstri ülkesi oluyor. Almanların yaptıklarını diğer ülkeler kopyalayarak, taklit ederek, yan sanayi üreterek dünyaya satıyorlar. Bugün baktığınız zaman dünyada en çok satılan şey otomobil, araç, gereç, kıyafet, telefon, teyip, birçok şey bu. Dolayısıyla işte bilgiyi, tasarımı en iyi yönetenler en çok satan ülkeler. Dolayısıyla dünyada söz sahibi ülkeler oluyorlar. Kaç dakika oldu Murat? Hocam ben şey olduğunda sizi uyaracağım. Şu an 9.20 geçiyor. Problem 20 yok. Dakika. Bu dönemde işte bu Endüstri 3 dönemine dayalı olarak endüstriyel tasarıma da bir giriş yapmamız gerekiyor. Demin kısaca bahsettim. İnsanlar için tasarım, toplum için tasarım. Bütün ürünler, insanlar tarafından kullanılan her türlü endüstriyel ürün sanatçılar tarafından tasarlanabilir. Bir süzgeçten geçebilir. Buna da biz endüstriyel tasarım diyoruz. Bu arada tasarım bölümünde okuyan öğrencilerimiz için şu örneği vermek lazım. Temel tasarım, sanatla ilgili, tasarımla ilgili bütün okullarda, bütün bölümlerde ders olarak okutuluyor. Dolayısıyla işte bu endüstriyel tasarımın girişidir arkadaşlar. Aslında temel tasarım atölye tipi 10 kişilik gruplar halinde sistematik bir eğitimdir ve uygulamalı bir eğitimdir. Ancak biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Sınıflarda bu dersi anlatıyoruz ve öğrencilere sürekli ödev vererek bu pekiştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Temel tasarım tanım olarak madde sanatlarının tasarım sürecinde yaratıcı düşünceyi soyuttan somuta aktarabilecek eleman ve ilkelerin sentezi, bunların organizasyon yapılarını içeren
görsel nitelikli bir düşünce ve uygulama sistemi olarak ifade edilebilir demiş Hasan Efe, benim danışman hocam Gazi Üniversitesi'nde. İsmini anmazsam kafamı kopartır. Benim der tanımımı yapıyorsun, benden ne tuz bahsetmesin der Hasan Hoca. Tuncer Hocam da az önce gördüm burada, o da kendisini tanır, bilir. Temel tasarım, bu tasarım sürecini nasıl geliştiriyor? Demin kısaca söyledim. Bu Yahudi, mimar, tasarımcı arkadaşlar tasarım nasıl yapılır diye temel tasarım elemanlarını sıralamışlar. Bakın burada nokta. Noktanın hareketinden çizgi, çizginin hareketinden şekil, biçim, doku, değer, ışık, gölge, hareket, renk, ölçü gibi birçok eleman var. Bu elemanlar ilkelerle kullanılır. İlkeler, tekrar, aralıklı tekrar, uygunluk, zıtlık, egemenlik, hiyerarşi, kuram gibi yüzden fazla ilke var bugün. Ama en çok kullanılan 7 tanesini ben buraya aldım. Dolayısıyla bir tasarıma baktığınız zaman, bakın benim hemen şurada perdem, zebra perde diye gözüküyor. Çizgiler tekrar etmiş. Açık kahverengi gri renkler tekrar etmiş. Bütün tasarımlara baktığınız zaman modada, mobilyada, grafikte, posterlerde birçok şeyin birbirine periyodik olarak tekrar ettiğini, uygun kullanıldığını ya da zıt kullanıldığını görüyoruz. Öyleyse diyor ki karmaşa yaratma, bunlar üzerine bir düzenleme yapalım. O düzenlemeyi de biz ya simetrik ya asimetrik yapabiliyoruz. Yani formülize ediyoruz tasarımı. Herkes tasarlasın diyoruz. Dolayısıyla tasarımda denge yakalamaya çalışıyoruz. Dengeyi yakalarken arkadaşlar ya uygunluk yolu, ya zıtlık yolu, ya da egemenlik ve değişkenlik yoluyla bu dengeyi yakalayıp birliğe varmaya çalışıyoruz. Niçin tasarımda birlik aranır? Burası çok önemli. Burada da bu orijinleri anlatan arkadaşımız Hamza Çınar, yine Gazi Üniversitesi'nde profesör, İngiltere'de tasarım yönetiminde doktorasını yaparken hazırladığı bir bildiridir bu orijinler. Orada şu örneği veriyor. Diyor ki Alfasil'in ilaç kapsülü tasarlayan tasarımcı orijinal fikri elmadan almıştır. Elmada da kırmızı kapsül var, içerisinde beyaz besin var. Alfasil'inde de kırmızı kapsül var, İçerisinde beyaz besin var. Ancak orijinal tasarımcı elmanın içerisine çekirdek koymuştur. Yani siz elmayı yer, çekirdeği toprağa atarsanız elma çıkıyor. Bu tasarımda feedback'tir. Döngüsel tasarım, bitmeyen tasarım, yaşayan tasarım, sürdürülebilir tasarım. Taklitçi diyor sadece biçimini almış. Alfasilin içiyorsun bitiyor. Bir de alfasilin çıkmıyor. Öyleyse siz iyi tasarlamak istiyorsanız evreni gözetleyin. Evrendeki tasarımcının nasıl bir sistem izlediğini, hangi noktalara dikkat ettiğini, bu işin nasıl yaptığını iyi gözlemlerseniz iyi tasarımcı olursunuz. Nitekim en iyi tasarım kabul edilen F-16'lar, Şahinlere, F-115'ler, yarasalara, denizaltılar, köpek balıklarına, yunus balıklarına benzetilmiştir. Dolayısıyla en iyi tasarım yine en iyi gözlem yapan insanlardır. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Allah ilmini imanı olandan nakleder diyorlar. Dolayısıyla işte ilime sahip olmak için inanca, bilim inancına, merakına sahip olmak gerekiyor. İşte İbn-i Sina'lar, Mimar Sinanlar hep böyle gelişmemiş mi? Hep bir merak, hep bir araştırma, ötesi, 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 daha çok merak. Bilimdeki varyasyon da bu değil midir arkadaşlar? Yani hep daha ötesi, sorgulanabilir, daha çok araştırılabilir. Tasarım bugün bir bilim olarak kabul ediliyor. İngiltere'de çok sistematik okullar var. Hatta Tasarım Bakanlığı var. Yani yönetimin içerisine girmiş. Türkiye İyi tasarlayan ülkeler içerisinde yine arada kalmış. Yani ne yok ne var arasında bocalama dönemini geçiriyor.
Niçin? Tasarım, gözlem dediğimize göre yıllarca ürete, ürete, ürete daha iyisini üretebilirsiniz. Daha kolay yaparsınız, daha güzel yaparsınız. Bizde ne yazık ki süreçler kopuyor. Cumhuriyet dönemiyle yakaladığımız sinerjiyi Atatürk'ün ölümüyle 1938-60 yıllarına kadar, 70 yıllarına kadar kaybettik, üretemedik. Sadece dışarıdan hazır aldık. İşte Marshall yardımlarının gelmesi buna dayanıyor. Bizim hep medyadan okuyoruz. İşte uçak fabrikamızı kapatın, biz size uçak verelim. Fabrikalarınızı kapatın, biz size peynir verelim. Biz size silah verelim vesaire. Ancak Türkiye 80'li yıllarda, bu siyaset değil lütfen yanlış anlamayın, yeniden üretmeye başladı. Ağır sanayi hamlesi, Anadolu kaplanları, işte şunlar bunlar, fabrikalar, organize sanayilerin artması, çok ciddi üretim yapılıyorken ne yazık ki 94 yılında zamanın en güzel başbakanımız uluslararası patent anlaşmasını imzaladı. Gümrük Birliği'ne girmenin ön şartı olarak. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye'deki endüstri tamamen bitti arkadaşlar. Yani biz 94'ten 2002'ye kadar hiçbir şey üretemedik. Çünkü Batı teknolojisi yapamazsın dedi. Benim patentli ürünüm. İzin vermiyorum. Oysa ki Çin imzalamamış, Japonya imzalamamış, Güney Kore imzalamamış, Singapur, Vietnam gibi ülkelerin hiçbirisi imzalamamış bu anlaşmayı. Yani diyorlar ki Batı'ya sen ne üretiyorsan biz de aynısını yaparız. Bunun üzerine Batı'daki fabrika gidip fabrikasını oraya kuruyor. Bugün Burundi'nin Güney Kore'de fabrikası var. Siemens'in fabrikası var. Adidas'ın fabrikası var. Bütün üretim orada gelişti. Bu ülkeler ürettiği için artık kendi yazılımlarını, kendi çiplerini, programlarını üretebiliyorlar. Türkiye 2002 yılından sonra yaptığı hatayı anlayıp işte okullarda tasarım bölümleri açtı. Tasarımcılar yetiştirmek için. Şu an sizlerin okuduğu bölümlerin hepsinin temeli oraya dayanıyor. Bu bölüm açıldıktan sonra Türkiye'de ilk defa iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar, moda tasarımcıları sistematik bir eğitim alındı. Hali hazırda yeni yeni ürünlerimizi tasarlamaya başladık. Ama işte bu süreçler çok çabuk süreçler değil. Tipler dediğimiz bahşişler yok mu? Evet var. İşte bugün İHA'ları, SİHA'ları üretebiliyoruz. Yani teknolojiyi kullanarak sistematik araç gereç üretip yurt dışına satabiliyoruz. Ama hali hazırda otomobilimizi üretemiyoruz. Hükümetin bu konudaki projelerini hepimiz takip ediyoruz. İşte yok hazır alınacak, yok sabun motoru, yok şu bu plan konuşulurken vızır vızır üretip satamıyoruz. Ama hücum botları satabiliyoruz. Silah üretebiliyoruz. Dolayısıyla bunları bizim mobilya dekorasyonu olduğu için ben çok yakından takip ediyorum. Dünyaya satamadığımız süre içerisinde hiçbir şeyin anlamı yok. Burada da bir reklamasyon bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Dünyada mobilya ihracatında 23.'ydük. 19.'luğa yükseldik. Geçtiğimiz yıllarda 13. olduk. Cumhuriyet'in 100. yılında ilk 5'e gireceğiz. 2023'te. Bununla ilgili altyapımız var. Endüstri, fabrikalar, iş gücü, her şey var. Dolayısıyla kaliteli ürün, standart ürün gibi problemlerimiz var. Bu problemleri çözersek mobilyayı da dünyada söz sahibi olacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek zorundayız. Bizler ne yapıyoruz? Domates satıyoruz. Ne bileyim, Antalya'da portakal satıyoruz bütün dünyaya. İhracatta hocalarım çok daha iyi bilirler. Kilo başı fiyat önemlidir. Yani bir kilosu kaç lira? Bir kilosu iki lira olan domates bize para kazandırmıyor. Sadece dünyayı doyuruyoruz. Ama bir arabanın bir kilosu ne kadar? Bir SİHA'nın ne kadar? Ya da bir mobilyanın ya da bir sanayi ürünün ne kadar diye düşünmemiz lazım. Yani katma değeri yüksek ürünler üretebildiğimiz zaman dünyada var olacağız diyorum. Dolayısıyla benim verdiğim gibi bugün Türkiye'de tasarım eğitimi veren ya da endüstride
tasarlayıp üretmeye çalışan firmalar bu işi nasıl yapmalıdır, hangi metodolojiyi izlemelidir gibi kavramları tartışmamız gerekiyor. Bu bilgileri yönlendirmemiz gerekiyor. Endüstrinin ne yazık ki tasarımı yaparken tek baktığı şey satılıyor mu? Para kazandırıyor mu? Bunu yapabiliyorsa, talep varsa o ürünün ne konstrüksiyonu, ne malzemesi, ne fonksiyonu, ne ergonomisi hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Tıkandıkları yerde arayışa giriyorlar. Ama Batı bunu işi böyle yapmıyor. Dolayısıyla çok daha bilimsel bir ürüne yaklaşıyor. Öncesinde onun Ar-Ge'si, üretim boyutları, dayanım boyutları, ergonomi, kullanım boyutu kadar bir şey geliyor. Burada biz tasarlıyorken endüstri bir ürün olarak eşya, mobilya ya da moda, grafik gibi ürünlere şöyle bakarız. Estetik olmak zorunda tasarımlar. Bunlar kullanıcı talebidir. İnsanlar aldıkları şeyin güzel olmasını ister. Ekonomik olmak zorunda. İyi fiyat almak isterler, erişebilmek isterler. Ve fonksiyon. Kullanım boyutu ne kadar artarsa, ne kadar çok işe yararsa o kadar tercih edilen bir tasarım oluyor. Ama bu tasarımın bir de teknik, mühendislik tasarımı dediğimiz alt tarafı var. Bu da bu işi yapanları ilgilendiriyor Murat. Evet. Dolayısıyla orada malzeme, ergonomi, konstrüksiyon ve üretim boyutlarının çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Biz bunları mühendislik tasarımı diye açıklıyoruz bugün yaptığımız yayınlar, tezler ki kendi doktora tezimde işte mühendislik tasarımı diye ki bu saydığım faktörün ötesinde artık bilgisayarlarla sistematik metodolojiler uygulanması gerekiyor. Bu planlamalar yapıldıktan sonra yine okullarda birçok metottan bahsediliyor tasarımın nasıl yapılacağı için. Literatürde 15'ten fazla çalışma metodu tanımlanmıştır. Mimarlıkta TÜMEVAT'ın metodu etkili olurken endüstriyel bir ürünlerde ise tümden gelin metodu uygulanmaktadır. Yani bizim mobilya dekorasyon tümden gelendir. Biz bir mekanı yaparken ne yapıyoruz? Binanın mimarisi, şehrin kültürü ya da dönemin kültüründen etkilenerek stili, uygulamaları ya da estetikleri yerleştiriyoruz. Analitik metot, karmaşık bilimsel Hocam tekrar hoş geldiniz. Sorunsuz güzel giriş yaptık. Evet. Hocam ilk bölüm için şimdiden teşekkür ederim. Şahsım adına söyleyeyim gerçekten keyifli, verimli bir sohbet oldu. Zaten sizi yakinen tanıyanlar bilirler. Hem ders anlatım süreciniz hem de birebir de olan muhabbetiniz keyiflidir, samimidir. O yüzden gerçekten öğrenciler de, dinleyenler de ayrıca verim almıştır diye düşünüyorum. Şimdi, İnşallah hocam. Sunumunuz bitti mi? Aynı şekilde devam etmek ister misiniz? Yok, sunumumuz bitti. He. Bundan sonraki süreçte arkadaşların soruları varsa ya da örnek olaylar varsa ya da tasarımı işte kendi bölümleriyle ilgili nasıl ilişkilendirilebileceğini, neler yapmaları gerektiğine dair bu konulardaki hani öz bilgimi onlarla paylaşmak isterim. Tabii gayet iyi olur hocam. Yani şöyle yapalım. Gerek hocalarımızdan gerek öğrencilerimizden soruları olan, merak ettikleri olan varsa lütfen çekinmeden bizimle paylaşabilirler. Bu esnada soru sormak adına düşünmek isteyenler olabilir. İsterseniz sizin yürüttüğünüz faaliyetlerden biraz bahsedebilirsiniz. Yani tabii siz ki. Akdeniz Üniversitesi'nde ne yaptınız da bu Türkiye'ye örnek oldu hocam? Şimdi 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne geldim. Tanıdığım... Mikrofonu açık olanlar kapatabilir mi? Ben kapatıyorum ama yine de sanırım arada şey olanlar var. Hocam buyurun. 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne geldim. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, yaşamak istediğim bir şehirdi.
Dolayısıyla çok isteyerek, çok da uğraşarak eninde sonunda ben buraya geldim. Burada mobilya dekorasyon programını ön lisans olarak teknik bilimlerde kurduk. Bu programı YÖK nezdinde 2010 yılında Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Mesleki Eğitim Projesi, İKMEP projesi bu. Bologna süreci 5. seviyeye dayanır. Pilot uygulaması yaptık. O uygulama ne diyordu Bologna sürecinde? Meslek adamı mesleğini yapmadan, görmeden öğrenemez. Dolayısıyla biz uygulamalı eğitime geçtik. Takdir ederseniz uygulamalı eğitim çok pahalı, çok zor bir eğitimdir. Bunu Türkiye'de yapabilen okullar tıp fakülteleridir ya da sağlıkla ilgili bölümlerdir. Hastane hemen yanlarındadır. O uygulamayı orada otomatikman yaparlar. Bizler gibi endüstriyel uygulamacılar, fakülteler, meslek yüksek okulları bu uygulamayı yapma şansı çok maliyetli olduğu için yapamaz. Dolayısıyla mecburen teorik ders anlatıyoruz. Ya da ara çözümler bularak öğrencileri stajlara gönderiyoruz. Diyoruz ki bir fabrikaya gidelim, bir uygulama yapalım. Dolayısıyla biz bu uygulamayı yapmak için üniversitemize dedik ki bu üniversitenin ihtiyacı olan bütün mobilyaları biz üretelim. Üretimi yaparken bu uygulamayı yapabiliriz. Haklarını diyemeyiz. Zamanın rektörleri, yöneticileri bize bu konuda güvendiler. Akdeniz Üniversitesi de 2009'dan sonra çok ciddi bir büyüme sürecine girdi. Yani her fakülte, her okul kendi binasına kavuştu. Öğrenci sayısı 25 binden 115 bine çıktı. Yeni yeni fakülteler açıldı. Yapılan bütün bu binaları yapı işleri yaptı. Mobilyalarını biz mobilya dekorasyon programı olarak yaptık. Takdir edersiniz ki bu çok zor, ağır, maliyetli bir süreç. İşler o kadar büyüdü ki çok güzel uygulamalar çıktı. Ekonomik sorumluluklar işin içerisine girince üniversitenin bürokratları bu sorumluluğu almak istemediler. Biz malzeme almak istiyoruz. O malzemeleri niye ben alıyorum? Siz üretiyorsunuz. Sorumluluğunu, hesabını biz veriyoruz. Kendi işinizi kendiniz yapın. Hesabını kendiniz verin noktasına geldik. Bu problemi çözmek için biz bir model arayışına girdik. Dolayısıyla o model arayışında en iyisinin bir araştırma uygulama merkezi olduğunu tespit ettik. Senatomuza teklif edildi üniversite yönetim kuruluna. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi senatoca kabul edildi. Başbakanlıkta onaylayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra biz araştırma uygulama merkezi altında kendi sorumluluğumuzu alarak, kendi hesabımızı vererek uygulama yapmaya başladık. Tabii bir anlamda da rahatlamış olduk. Niye karşı? Bürokrasi ve statükoya karşı. Kararlarımızı kendimiz verebildik. Bu uygulama başarılı oldu. Yani üniversitenin bütün mobilyaları üretilirken yapılan o mali denetimler, sayıştaylar, maliye vesaire oralardan da takdirnameler gelince kendimize güvenimiz arttı. Dolayısıyla Antalya'daki bütün kamu kurumlarının mobilyalarını üretmeye başladık. Bu başarı çok ciddi bir reklam bilgisi getirdi. İşte medyada, televizyonda adımız duyulmaya başlayınca siz 9 tane tespit etmişsiniz. Aslında 17 tane üniversite bizi gelip inceledi. Bu işi nasıl yapıyorsunuz, nasıl üretiyorsunuz? Dolayısıyla biz bilgilerimizi bütün üniversitelerle paylaştık. Siz de yapın dedik. Çünkü akademisyenlerin iki tane ihtiyacı var. Birisi bilgisayar, işte sunum yapıyoruz şu an. Diğeri bu bilgisayarın konacağı masa. Biz masaları yapan taraf olduğumuz için işimiz hiçbir zaman bitmedi. Birçok üniversiteye model olduğumuz için çok çok kendimizi şanslı saydık. Sen geldiğinde işte sonunu görmüştün. 300 metrekarede başlayıp şu anki merkezimizi 4800 metrekareye çıkartabildik. Yani mesleki yeterlilikler çerçevesinde kendi laboratuvarlarımızı oluşturduk. Meslek resim, bilgisayar destekli çizim, teorik dersler, malzeme gibi kendi laboratuvarlarımız. Bu anlamda bizim öğrencilerimiz gerçekten şanslı. Verdiğimiz eğitimi test etmek için
Ahşap Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi'nde bir doktora tezi yaptık. Burada verilen eğitim gözden geçirildi. 2 yıl gözlemlendi. Öğrencilerin eksik aldığı, fazla aldığı, yanlış aldığı bütün bilgiler test edildikten sonra önümüzdeki sene yepyeni bir program çıkartıyoruz. Oradaki zorluk ne? Buradaki korona sürecine yansıyor. Yani öğrencilerimiz birçok uygulamalardan mahrum oldular okula gelemedikleri için. Bu noktada biz Avrupa Birliği projesi yaparak sanal sınıflar oluşturacağız. Yani öğrenciler üniversiteye gelmese de sanal ortamlarda o makinaları kullanacak, uygulamaları yapacak. Bu uygulamaları çok yakından görecek. Yine bizim sıkıntımız kız öğrencilerdi. Onlar çok uygulamalara giremiyordu. Sonuçta tasarım eğitiminden çok endüstriyel eğitim veren bir bölümüz ya da merkeziz ya da okuluz. Orada kız öğrencilerin o makineye girememiz. Dolayısıyla bu eğitimdeki handikapları kaldırmak için bu sınıfları da Allah nasip ederse oluşturacağız. Evet. Her şey çok daha güzel olacak diye umuyorum. İnşallah hocam. Ben şu yüzden sordum bunu. Söylediğiniz gibi ben basında 9 tane tespit etmiştim. 17'ymiş rakam. Yani Türkiye'nin farklı üniversitelerinden sizleri ziyaret edip sizdeki modeli inceleyip kendilerini adapte etmeye, uygulamaya, örnek almaya çalışan üniversiteler var. Şu an yaptığımız söyleşi de YouTube'da yer alacağı için herkes istifade etsin, daha fazla kişiye ulaşsın diye sormuş oldum. Siz de gayet detaylı bir şekilde cevapladınız. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar katılımcılara dönmek isterim müsaadenizle. Sorusu olan varsa hazır hocamız buradayken kendilerine iletebiliriz. Her anlamda olabilir. Tasarım genelinde ya da iç mekan, mobilya dekorasyon anlamında olabilir. Ben söz alabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Harun hocam. Buyurun. Harun hocam, sizi tebrik ediyorum. Avrasya Üniversitesi Tasarım Bölümünün güzel bir etkinliği olmuş. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunun devamları gelir. Tabii öğrencilerimiz de artık dijital yorgunluk denilen, daha doğrusu Zoom yorgunluğu da deniyor artık günümüzde. Böyle bir sürece giriyorlar. Biz de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar bu süreçte diri tutmaya çalışıyoruz. Hatta yeni kurulacak dünyada biz diyoruz ülkeler, yani diri kalan ülkeler, diri olan işte üniversiteler, bölümler yeni dünyada yerini alacaklar. İnşallah bu süreçte biz de üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak Karun Bey zaten arkadaşımız ve sürekli dirsek temasındayız. Evet. Yani ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bahsettiği konuların temel tasarım elemanlarıdır, ilkeleridir. Bu tasarımın ABC'si olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Güzel bir etkinlik olmuş bayram öncesi. Kartal hocam, sizi de tebrik ediyorum. Hocam eyvallah. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak biz de üzerimize düşen projelerde ya da etkinliklerde partner olmak isteriz. Bizim de burada arkadaşlarımız tasarımla uğraşan 3 bölümde tasarımla uğraşan arkadaşlarımız var. Hı hı. Ortak projeler verip öğrencilerimizi özellikle bakın hani siz şunu dikkati çekmek istiyorum. Öğrenci arkadaşlar gerçekten çok yoruldular. Artık hani böyle şeye benzetiyorum ben onları. Hani böyle bir yüksek bir duvarda asılı kalırsınız. Gücünüz artık biter ya. Aşağı düşmek üzeresinizdir. Öğrenciler neredeyse aşağıya düşmek üzereler. Bu süreç gerçekten çok zor. O açıdan nasıl böyle bir şeyler yapılabilir? Nasıl bir öğrenciyi diri tutulabilir? Bunun da üzerine gidilmesi gerekiyor.
Evet, biz üretim, tasarım, tasarlayan, tasarladığını üreten bölümleriz. Bu anlamda uzak kaldık. Yani bizzat uygulama yapan birimleriz. Uygulama uzaktan uzağa olmuyor. Yani biz felsefe bölümü olsak işler çok rahat gider ama bizzat makinenin başına geçeceğiz. Orada gerekli işlemleri yapacağız, üretimi yapacağız. Zor yani, süreç zor. Söylemek istediğim, özet olarak şunu söylemek isterim ki biz de Muğla Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi şu anda en azından biraz önce şeyi de gördüm, Tuncer hocamı da gördüm İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden. Yani neler yapabiliriz? Ortak projelerle öğrencileri diri tutabiliriz. Bakın burası çok önemli. Bu etkinliklerin, bu projelerin içerisinde yer almak isteriz. Her şey Teşekkür güzeldi. ederiz. Ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar. Selamlar Çok Gülüm hocam. teşekkür Ben ederiz. de Sağ çok olun. Sağ teşekkür olun Hürrem ediyorum hocam. Memnun teklif için. olduk tekrar. Sağ olun. Harun hocam, buyurun, nasıl yapalım? Soru gelmedi ama gelir mi bilemiyorum. Bizde toplum olarak biraz Yani şey var, soru sormak anlamında bir çekimsellik öğrenciler var. soru şimdi sadece dinleyip oh ne güzel yedik yatalım derlerse biz soru sormaya başlarız. Evet. Ondan sonrasında sınava döner bu iş. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi Yasemin. akşamlar, buyurun. Merhaba hocam. Mobilya tasarım ve mobilya maliyet derslerini hocamdan çok yoğun bir şekilde almıştık. Sizin söylediğiniz gibi Murat Bey, hocam böyle hikaye anlatır gibi, masal anlatır gibi anlatır. Hiç yorulmazsınız dersinde. Evet. Teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Ben sorudan çok aslında bu bir dilek. Birçok dünyada stiller var. İşte biliyorsunuz İskandinav stili şudur budur. İstiyorum ki yani gönlümden geçen budur. Türk stili mobilyalar üretilebilsin ve kalıcı olarak geçsin tasarım alanında. Bunu dilerim. Hocam işin uzmanı ve içinde olan bir kişi olarak bu konudaki öngörüleriniz nedir? Görüşünüz? Sağ ol Yasemin. Çok teşekkür ediyorum. Yasemin Akdeniz Üniversitesi İç Mimari bölümündeyken dersine girdik. Daha sonra yüksek lisans yaptı. Hem iç mimar hem heykel okudu. Eğitimi seven kıymetli bir arkadaşımız. Türk mobilya stili aslında benim hayalim, yaram, hevesim. 98 yılından beri Türk mobilya stilini dünyada oluşturmanın hayaliyle yaşıyorum. Şimdi geçenlerde Ahşap Der, Erkan Kalabat, Rahmi hocamızı misafir edip bu konuları, stilleri, mobilya sanat tarihini konuştular. Orada da bu konu dile getirildi. Türkler dünyada mobilyada var olan bir ülke değil. Bugün ben az önce söyledim. Biz ilk beşe girmeye çalışıyoruz. Dünyada var olmaya çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz mobilyaların hepsi batı ambiyansla. Yemek masası, koltuklar, sofalar, şunlar bunların hepsi batıdan alınmış mobilyalar, o vitrinler. Çünkü niye? Göçebe bir toplumuz. Bu göçebe toplum yıllarca bir sandık. Göç ettikten sonra da en fazla bir şerbetlik, yani bir ocağın üzerine bir raf yapmış. Buna da demişler al sana Türk mobilyası. Ama bizim o kadar güzel süslemelerimiz var ki, yani Selçuklu dönemi grafik, geometrik motifler, Osmanlı dönemi bitkisel motifler, bunlar bize ait, bizim kimliğimiz. Öyleyse mobilyanın TSE tanımına baktığımız zaman temel eylemleri gerçekleştirmede rahatlık ve konfor sağlayan parçaların çoğu ahşap, MDF, yarı mamul malzemelerden yapılmış sabit ya da taşınabilir eşya diyor. Bugün bu eşyayı herkes üretiyor. Bu eşyayı eylemleri gerçekleştirmek için üretirken o mobilyaların üzerine biz kendi süslemelerimizi işleyebiliriz. Bugün kompütür nümerik kontrol dediğimiz CNC makinalarla bunlar çok daha kolay. Eskiden zaten yapmışız. Kalemlerle, oyma kalemleriyle bu işlemeleri o çeyiz sandıklarına işlemişiz. Öyleyse bugün bu kimliği yerleştirirsek Türk mobilya stilini ancak böyle
oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan kendi mobilyalarımız olan, yani Batı'da hiç olmayan şerbetlik örneği var. Kendim de uygulamalarını yapmıştım bunların. Nedir o köy evlerinde, eski Türk evlerinde ters lale, kuş yuvası gibi gözler var. Alçıdan yapılmış ya da kerpiçten yapılmış, önüne tahta kapaklar yapılmış. Dolayısıyla bunlar bugün mobilyaya çok rahat yapılabilir. Bunların adı yine şerbetlik olabilir, başka isimler verilebilir. Üzerinde Türk motifler olduğu zaman dünyada mutlaka kabul edilecek. Çünkü şunu görüyorum, kendim Antalya'da aynı zamanda bilirkişilik yapıyorum. Bu Columbia Pictures filmlerinde şöyle bir meşale tutan kadıncağız var. Film başlarken sarışın güzel bir hanım. O kadıncağızın kızı kemerde vefat etti. Biz de evine veraset davası olarak Türkiye Cumhuriyeti adına gittik. Akrabası olmadığı için evin eşyaların değerine baktık. O noktada ben gördüm ki evin içerisinde mükemmel mobilyalar var. Kadıncağız Mısır'dan mobilya almış, Hindistan'dan mobilya almış, Çin'den mobilya almış, Amerika'dan almış, Avrupa'dan almış, İtalya'dan almış. Dünyanın her yerinden değerli kimliği olan klasik mobilyaları, kimlik mobilyalarının hepsini toplamış. Bunların içerisinde ben o evde gördüm ki benim az önce bahsettiğim şerbetlik de var. Ama Kastamonu'dan almıştır, ama Gümüşhane'den almıştır. Getirmiş koymuş. Bu kadar değerli bir mobilyayı üretmemek bizlerin ayıbı. Tabii ki demin tasarımı anlattım ben. Satılabilecek ürünler. Bunun için çok sistemli olmamız gerekiyor. Çok seri üretmemiz gerekiyor. Rekabet koşulları, malzeme koşulları, pazarlama koşulları, dünyaya lojistik olarak taşıma koşulları. Birçok süreç var. Orada da sektörle işte üniversite akademisyenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üretimin nasıl planlanacağı, nasıl üretileceği. Çünkü söylediğim gibi sektör sadece satılabilen ürünler yapar. Satıldığı zaman mutludur. Satıyoruz ya, gerek yok macera arabaya da. Ama bugün Almanya o kadar güzel araba yapıyor ki az satıyor, yarın herkes o arabayı alıyor. Çok daha sistemli çalışmamız gerekir. Yapılmaz bir iş değil. Aslında hepimizin görevi hem akademisyenler olarak hem sektördekiler hem de sanatçılar olarak, sanat tarihçiler olarak bu işi inşallah kısa sürede çözeriz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Sanırım şu anda yok. Harun Hocam, nasıl devam edelim, nasıl isterseniz? Eklemek istediğiniz yani, varsa olabilir. Şimdi sen de beni tanıyorsun. Aslında ben çok gevezi bir adamım. Estağfurullah. Ama işte 45 dakika, 45 dakika sınırlandırıyor uzundaki toplantı. Evet. Şu çok keyifli oldu. Yani Avrasya Üniversitesi'ni gerçekten tebrik ediyorum. Kendi öğrencilerine başka bir göz, başka bir bilgi, başka bir bakış açısını sunmayı göze aldılar. Aslında okullarımız da kapalı devredir, üniversiteler. Evet. Bölümler kendi bilgileriyle, kendi öğrencilerini yoğurup en iyi biziz metaformunu, mesajını vermeye çalışıyor. Ben, İlmi Hocam az önce bahsetti, meslek yüksek okulundan neredeyse hemen hemen, tabii başka sebepler de var, her hafta Muğla Üniversitesi'ne gittim. Oradaki eğitim, oradaki dersler, oradaki hocaların bilgisi, kültürü, yani ne görürsek kar dedik. O bilgilerden yararlanarak ya da o yöntemleri alarak daha farklı bilgiler anlatmaya çalıştık. Kendi adıma güzel sanatların içerisindeyim, siz biliyorsunuz. Dolayısıyla endüstriyel üretim yapsak dahi yaptıklarımızda stiller, sanatlar, kavramlar ne kadar işin içerisine girebilir? Mimarlık, iş mimari bölümleriyle iç içeyiz. Malzeme mühendisliği bölümüyle iç içeyiz. Diğer üniversiteler içeyiz. Tasarım gözlem olduğuna göre bilginin nereden geldiğine değil, nasıl kullanabileceğimize bakmamız lazım. Her türlü bilgiyi her yerden almamız lazım. Yani Aksekillerin tabiriyle ya da Kayserilerin sineğin kanadından yağı çıkartmamız lazım.
Burada var mıdır aksikili bilmiyorum, hani Emin Hoca olsaydı hep şu örneği verirdi bizim. Kayserili çorbanın fasulyenin içerisine sinek düşmüş. Onu şöyle ucuyla alıp kenara atmış, fasulyeyi yemiş. Aksekili demiş ki ne yapıyorsun ya demiş. Demiş işte sineği aldım, nimet boşa gitmesin. Öyle değil demiş, sineği almış şöyle üzerindeki yağı yemiş. Ondan sonra demiş ki ya o yağ da boşa gitmesin demiş. Tasarımlamak isteyen, sektörde iş bulmak isteyen, yeni bilgi, geleceğini hazırlamak isteyen öğrenciler aynen böyle aksekil gibi olmalı. Nerede bilgi varsa, nerede yöntem varsa, nerede bir bakış açısı, bir rehber varsa bunlara çok çok iyi yapışmalıdır. Evet, evet. Yani hocam birkaç cümleyle ekleme yapmak isterim. İçinde yaşadığımız çağda bilgi artık gerçekten sınırsız diyebileceğimiz bir şeye, seviyeye ulaştı. Ve buna ulaşmakta gerçekten güçlük çekmekteyiz. Gerek hocalar olarak bizler, gerekse öğrencilerimiz süreci dinamik bir şekilde takip etmek için bize okullar kesinlikle yeterli değil. Belki de dünyanın neresine gidersek gidelim, dört duvar arasında kapalı kalınmışlık kesinlikle yeterli değil. Dolayısıyla farklı üniversiteler, farklı eğitim sistemleri, internet, bunları verimli kullanarak daha farklı gözler, daha farklı bakışlar, felsefeler, anlayışlar, zihniyetler kazanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir akarsu var, gerçekten akıyor ve yetişmek çok güç. Bu bağlamda söyleyeyim sizin cümlenize istinaden. Üniversitelerin birbirleriyle bu anlamda beraberce müşterek hareket etmeleri öğrencileri açısından gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hele de şu pandemi sürecinde. Evet, evet. Hocam başka bir soru yok gibi. Ben tekrar tekrar sordum ama. Hocam benim var. Müsait misiniz? Tabii müsaitiz. Pardon yanlış oldu. Müsaitiz. Hep evet. O soruyu sorduğum için pardon hocam. Evet. Sıkıntı yok. Büşra, ben moda tasarımı okuyorum. Avrasya Üniversitesi'ndeyim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama hani ya, o kadar fazla şey olduğu için hepsini toparlayamadım. Ama birkaç not aldığım şeyler var. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Ya mesela bilgiden bahsettik ya, hani sınırsız bilgi falan. Hani mesela her gördüğümüze yapışalım gibisinden. Mesela şu an Harun Hoca'nın moda tasarımı öğrencilerine önerecek olduğu herhangi bir şey var mı? Yani hani bilgilere yapışın, tamam, bilgi çok fazla her yerde var. Ama mesela Türkiye'de mesela eğitimi tamamlayıp sonra işte yurt dışına gidin ya da direkt hani yurt dışında okuyun ya da olabildiğince staj yapın. Hani bu tarz şeyler önerebildiği bir şey var mı? Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Herhangi bir şey yapma potansiyeline sahip olup hiçbir şey üretemeyen ve olduğu yerde sayan insanlar ya da toplumlar, hani bu konuyu çok iyi biliyorum. Mesela orada aşılması gereken hani birlik olunması dediniz ya. Mesela bunu, yani bunu şu an durduran ne? Şu an hani bizi tutan şey ne? Mesela bu kendime de ben bunu hep soruyorum. Hani mesela bir şeyleri yapmak potansiyelim var ama ve bir de şöyle bir şey oluyor bu arada. Yapamayınca insanı hasta ediyor bu. Mesela az önce bahsettiniz ya, hani tasarımlar var. O tasarımları kullanabiliriz. Çok çok güzel şeyler olabilir. Mesela Türkiye'ye bakıldığında üretilebilecek her şey var. Yani sadece domates yok. Gerçekten. Ama o zaman neden yapamıyoruz? Ya da herkes istemediği için mi? Yani şöyle bir şey de var. Mesela ben sadece kendim için istiyorsam ya da birkaç kişi istiyorsa bu yeterli olmuyor mu? Hani herkesin mi istemesi gerekiyor? Ya da herkesin bu bilinçte mi olması gerekiyor? Ya da hani Harun Hoca gibi kişilerin mesela hani ben bunu yaparım deyip başa alıp ilerlemesi gerekmiyor mu mesela? Hani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çok konuştum, kusura bakmayın. Çok estağfurullah. Büşra, teşekkür ederim. Yani moda tasarımı öğrencileriyle biz çok uzak değiliz. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar'da da moda tasarımı bölümü var. Oradaki hocalarla ortak öğrencilerimiz, ortak derslerimiz var. Halihazırda İranlı bir öğrenci Pelinan Sparin, Murat Hoca'nın belki tanıyor Pelinan'ı. Onun tezine
biz endüstriyel tasarım olarak katkıda bulunduk. Yani yaptığı araştırma nasıl nitelik kazanır, nasıl yayın çıkar, nasıl dünyada sahibi olur. Ne çalıştık orada? Fransa'da eğitim almasına rağmen, bak çok iyi bir tasarımcı, çok iyi stilleri, kimliği var. Örümcekleri, kıyafetlere yansıtan bir stili vardı Pelin'in. Güneş enerjili kıyafetlere uyguladık onları. Bugün askeriyede son derece önemli, sporda son derece önemli. Hali hazırda moda da son derece önemli. Biz kendimizden ders alan her öğrenciye tasarıma bir bütün olarak bakmayı söylüyoruz. İşte okullardaki sıkıntı demin örneği verdim. Her bölüm kendi öğrencisine kendi alanı kadar, kendi bilgisi kadar tasarım bilgisi veriyor. Oysa ki iyi tasarlayanlar, demin verdiğim örnek, evreni gözetleyenler. Evrende kuşlar nasıl giyinmiş, gemiler nasıl giyinmiş, otomobiller nasıl giyinmiş, hangi metodolojiye bakmış, hangi sisteme bakmış. Daha çok satmak, daha çok üretebilmek, herkesin ihtiyacı olanını düşünmek. Böyle geniş baktığınız zaman moda aynı bizim demin eşyayı örnek verdim. Yani her akademisyene masa lazım. Dolayısıyla iyi bir pazar var, biz bunu yapalım dedik. Moda her insana lazım. Her insan kıyafet giyiyor. Yani Türkiye'de 70-80 milyon insan var. Hepsinin kıyafeti var. Dünyada 15-20 milyar insandan bahsediyoruz. Hepsi kıyafet giyiyor. Hangi kıyafetleri ülkeler giyiyor? İşte bugün Arapların giydikleri belli. Batıdakiler belli. Doğudakiler belli. Kuzey Avrupa'dakiler belli. Öyleyse bunların giyebilecekleri endüstriyel tasarıma, ama kullanım boyutuyla, ama dayanım boyutuyla, ama kumaş boyutuyla işlemek lazım. Ben hep şu örneği veriyorum. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda pantolon sadece lazımken her askere pantolon dikildi. Ama Endüstri 3 döneminde bu pantolon öyle bir döneme geldi ki pantolonun dokunduğu kumaşın pamuk tarlasında çocuk işçiler çalışmasın. Pantolon taşlanırken kimse kanser olmasın. Pantolonun üzerinde marka olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda, hatta ben 68 doğumluyum, 52 yaşındayım. Çocukken ne olur bir kot pantolonum olsaydık. Ama bugün geldiğim noktada kot pantolonu Levi's mi olsun, mavi mi olsun, black mi olsun, gri mi olsun, esnek mi olsun, stretch mi olsun noktasına geldik. Yani talepler o kadar çeşitlendi ki bu taleplere kim cevap verebiliyor? Marka olmuş tekstil firmalarını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Her halükarda daha çok satıyorlar. Bugün Vakkos'u, Beymen'i, Yargıcı vesaire. Neyi yakalıyorlar? Ya renk yakalıyorlar. Çok basit. İşte Polo Garajı ben takip edelim kendi adıma. Bir dönem simsiyah, bir dönem masmavi, bir dönem yemyeşil. Evet, hepsi pamuklu, terletmeyen, organik döşemeler. Ama De Facto diye bir mağaza var. Marka vermek belki yanlış burada Murat, bilmiyorum da. Daha ucuz, LC2K. Her şeyi satıyor, herkese satıyor. Öyleyse müşteri profilimizi seçerek kimlik oluşturabiliriz. Bir mobilya firması, Balıkçıoğlu, Bamos Mobilya, yıllar önce tekstile, moda tasarımına girmişti, Plenty markasıyla. Tüm Türkiye'deki mağazalara ürünler gönderdi. Ürünleri yenileyemediği için hep aynı ürünleri, döpyes takımlar dikiyordu. Eninde sonunda tekstil firması battı. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Zamanı çok iyi okumak, bunun için de evet dünyayı okumak, dünyayı gezmek. Ama bugün dünyayı gezmek illa dünyanın öbür ülkesine gitmek değil. İnternet her şeyi ayağımıza getiriyor. Sadece buna farklı bir gözle bakmayı öğrenmek lazım. Yani profesyonel davranmak lazım Büşra. Öyle olduğu süre içerisinde, mesleğinizi sevdiğiniz süre içerisinde o bilgiye mutlaka ulaşırsınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Sizce pazarlama stratejisi konusunda yani sıkıntı yaşıyor olabilir miyiz? Hani şöyle söyleyeyim. Yani şöyle dedim ya az önce.
yapma potansiyelimiz var, kültür var, o var, bu var, her şey var. Ama hani tamam, bu çok iyi, bu elimizde, biz bunu biliyoruz ama hani dışarıya karşı, yani mesela nasıl söyleyeyim, herhangi bir şeyi, basit bir şeyi bile 100 kez görüyoruzdur bir günde, hani mesela ya hesaplarda, hani sosyal medya hesaplarında, hani farkında olmadan o zaten bize işliyor yani. Hani bu tarz bir şeyin eksikliğinden bahsedebiliriz değil mi? Yani kesinlikle ki... Ama işte bunların hepsi yine tasarıma dayanıyor. Bakın şu örneği vereceğim. 98 yılında biz Mısır'a mobilya satalım istedik. Benim sahip olduğum bir şirket vardı. O şirket dedi ki ya ihracat yapalım, dünyaya mobilya satalım. Mısır'da da mobilyalar çok pahalı satılıyor. Dedim ki Mısır'a satılacak mobilya bir kimliği olması lazım. Ya yani öyle bir mobilya yapalım ki yatak odasında hieroglif yazısıyla Kleopatra'nın aşk hikayesi, yemek odasında Nil'in bereket duasını hieroglifle yazalım. 98 yılından bahsediyoruz. O zaman CNC makineler yok. Kalıplarla, bilmem nelerle, el frezeleriyle biz bu prototipleri yaptık. Ama Mısır'a mobilyaları satamadık. Niye? Mısır Fransız sömürgesiymiş. Zamanında ticari anlaşmaları yapmışlar. Bütün mobilyalar Fransa'dan geliyor. Bütün mobilyaları Fransızlar Mısır'dan tüm dünyaya satıyorlar. Çünkü niye? Mısır'dan mobilya almak zengin müşteriler için çok önemli. Mısır'a gittik. Oradan bir dolap aldım. Buradan bir sandık aldım. Şuradan yatak odası takımı aldım. İşte üzerinde tasarım bilinci, tasarım kimliği, tasarım dokunuşları olan mobilyalar. Dolayısıyla burada bizi bağlayan nedir? Devletin güçlü olmayışı. Demin söylediğim, biz uluslararası patent anlaşmasını imzalamasaydık, kopya çekerek, üreten ülkeleri izleyerek nasıl yapıyorlar, ne üretiyorlar, aynılarını yapardık. Yapa yapa satmak için daha iyisini, daha güzelini mutlaka yapardık. Bu mobilyada da böyle, modada da böyle. Yani üretmek için arkanızda güçlü bir devlet olacak. Devletin çıkarttığı yasalarla sizi desteklemesi gerekiyor, teşvik etmesi gerekiyor. Ya bugün tarımda teşvikleri konuşuyoruz. Yani domates ucuzladı, patates çiftçinin elinde kaldı. Bunlara işte ek ödeme verilsin, toprak verilsin, gübre verilsin. Aynı şekilde sanayi üreticilerine de her türlü desteklerin verilmesi, teşvik edilmesi. Dünyaya satmaları için gerekiyor. Biz sanayicilerde ne yapıyoruz? Sanayicilerin içerisine girerseniz görürsünüz. Sadece vergi alıyoruz. Daha çok vergi alıyoruz. Sürekli ceza kesiyoruz. Denetliyoruz. Her taraflarını bağlıyoruz. Yani ayaklarında zincir, boyunlarında zincir. Buna rağmen bu insanlar Allah için, ürettikleri için ülkeye katma değer yaratıyorlar. Hocam, bu moda da böyle. Çok affedersiniz, araya girmek zorunda kaldım. Şimdi şuradaki uyarıyı görüyorum. 2,5 dakikalık bir süre kalmış. Ha, çok biz sohbete de aldık. Çok ulaştık. Birkaç soru da aldık. Güzel de oldu. Tamam. Toparlayabiliriz. Yani veda faslına gelebiliriz. Tamam. Kusura bakmasın. Hani soruların olursa Murat Hoca'dan telefon numaramı alabilirsin. Her zaman konuşabiliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, diyorum ya, zaman ayırdınız. Bu Ramazan'ın son günlerinde beni dinlediğiniz için, Kartal Murat Ayvaz'a böyle bir programı yaptığı için, Avrasya Üniversitesi öğrencilerine, diyorum ya, katıldıkları için, bilgi almak adına akşamın bu saatinde bu programda oldukları için, kıymetli hocalarımı gördüm, Tuncer Hocam, İlmi Hocam, katıldıkları için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hüsniyet gösterdiler. Ben sosyal yönü güçlü bir hocayım. Her türlü bilgiyi herkesle her zaman paylaşırım. Burada bölümlerin önemi yok. Pazarlama çok ciddi bir konu. Bununla ilgili de aslında benim bir sunumum var. Değişim mühendisliği ve pazarlama diye. Pazarlamanın nasıl yapılması gerektiğine dair bir ortamda onu da paylaşmak isterim. Yine konuşuruz çok, hocam inşallah. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Artık son dakika içerisindeyiz.
Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü olarak Harun Diler hocamızı misafir ettik. Başka programlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.